Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bir gratis alışveriş videosuyla karşınızdayım. Bir kutu açılımı. Çok heyecanlıyım. Gerçekten birazcık buralarda hazırlık yaptım. Ama ne o da? Makasımı unuttum, alıp geleyim. Makas, falçata lazım olur diye aldım, geldim. Şimdi başlıyorum. Açıyorum. Açtım. Ne çıktı? Bir adet böyle şey çıktı. Ne derler buna? Poşet. Evet. Bir adet fatura ve iade formu çıktı. Umarım hiçbirini iade etmeme gerek kalmaz. Bakalım şimdi neler almışız. Ay, neler almışız. Neler almışım. Gratis'ten şöyle değişik değişik halhallar aldım. Bunun fiyatı 16 lira 75 kuruşmuş. Üzerinde etiketiyle geldi. Hemen şöyle bir açalım. Halhal ve minik küpeleri çok seviyorum bu arada. Şöyle bir açayım ve sizlere göstereyim. Ay çok güzel. Bakar mısınız? Çok güzel, böyle üzerinde taşlar var ve bir deniz kabuğu var şurada. Gerçekten çok beğendim. Açıyı da çok merak ediyorum bu arada. Nasıl acaba? Bu neymiş? Aloe vera suya dayanıklı yara bandı aldım. Buradan fiyatlarına bakayım ben bunların, değil mi? Aman nereden bulacağız şimdi bunu burada? O kadar çok ki. Bence şöyle yapayım, ben buradan gideyim. Evet, şu. Ay bu çok güzel. Bunu banyo için aldım. Hem makyaj fırçası da koyabilirsiniz. Hem ben bu pamuk için aldım. Hem kulak çubukları için, hem de yüz pamukları için aldım. Ay çok tatlı. İnanamıyorum. Bakar mısın? Ay. Şöyle. O kadar güzel ki. Sağlam da bir şey. Bunu banyoya hemen koyayım. İçine de pamukları koyayım. Ay çok güzel. Bir dakika, şurada 3 tane pamuğum var. Şöyle bir koyayım hatta. Bakın. Ta-ta. Gerçekten çok güzelmiş. Fiyatı 15 lira 25 kuruş. KDV dahil mi diye baktım. Bence fiyatı çok uygun. Kısa boncuklu pembe. Evet bu. 19 lira 75 kuruş. Ama ben bunu 8 lira 26 kuruşa aldım gece indirimiyle. Aferin bana. Ay bu kolyeler gerçekten çok beğenerek sepete ekledim. Ve yanılmadım. Allah'ım, bakar mısınız? Ay ne kadar güzel. Ay inanamıyorum. O kadar güzel ki rengi falan. Şimdi işte yazın geldiği belli oldu. Evet. Ay çok güzel değil mi? Ben çok beğendim. Yuvarlak saç fırçası Assorti Eclipse'in. Şöyle bir adet fırça aldım. Yuvarlak saç fırçası 14 lira 62 kuruş. Şimdi şöyle bir açayım. Kobe geldi de korkuyor seslerden. Korkma bir tanem. Tarak aldım. Fırça aldım. Evet şöyle. Assorti, hani karışık desen ve şey çeşitler de var. Seçim yapamıyorsunuz. Bana da fena değil. Siyah çıktı ama bunun güzel olan şeyi şu. Bakar mısınız? Çok güzel. Fox da geldi. Oğlum tarıyor mu seni? Gel. Gel gel. Bak. Fox taranmayı çok sever. Aa bayağı dağılıyor yalnız ha. Güzel. Şimdi bir de bir dakika. Şurada çöp var, oraya atıyorum. Ben deneyeyim. Evet. Evet gerçekten çok güzelmiş. Bunun da fiyatını söyledik. Şöyle kenara alalım. Bir tanem.
Video çekiyorum ama. Evet, o kolidekileri çekiyorum. Teşekkür ederim tatlım. Toka renkli 24'lü yine Eclipse'in şöyle tokasını aldım. 24 adet. Ay inanmıyorum. Aa, ama bir şey söyleyeyim, bunların arkaları çok uydurukmuş yalnız. Şöyle gördüğünüz gibi yakma şey çok uzun dayanmaz. Ama iş görür mü? Görür. 24'lü renkli toka 8 lira 10 kuruş. Fiyatı çok çok uygun ama bakayım lastiği de iyi. Toplayalım. Evet, yani fena değil. Ha, çok mu iyi? Hayır. Çok mu kötü? Hayır. Ortada. Kullan at gibi ama hemen atılmaz. Yani birkaç kullanırsınız sonra atarsınız. Çünkü şu arkaları bayağı kötüymüş. Evet, onda yanıldık ama tabii ki de iade etmeyeceğim o tokayı. Böyle biraz sert, hışırt, haşırt. Toka renkli. Heh, bu da yukarıdaymış. Bak söyledim. Üst taraflardaymış. Benren'in yara bandı. Aloe vera'lı, suya dayanıklı yara bandı. Biraz yani kokuyor mu anlamadım. 15'li 2 lira 8 kuruşa aldım. Bunu çok uyguna aldım yalnız. Aşırı derecede uygun fiyata aldım. Kirpik maskarası mı? Evet. Kaş ve kirpik için şöyle şeffaf maskara aldım. Bir dakika. Şöyle yapayım. Biraz indireyim. Ay çok komik. Dur, ağzımı kapatarak yapacağım. Bu arada ürünü de göstereyim size bir saniye. Aa güzel. Şöyle. Şöyle mi yapacağım? Bir dakika, gözüküyor mu? Evet, şöyle. Şöyle. Fiyatı ben yerime geçeyim. Ama güzel oldu. Evet. Ay. Hiç güleceğim yoktu gerçekten. Ne kadarmış? 15 lira 68 kuruş. Şeffaf olsun istedim. Ha, geldik esas bu şeyin, alışverişin şeylerine, babalarına. Bu alışverişi yapma sebebim Hada Labo Tokyo. Güneş kremim bitmişti ve güneş kremi almam gerekiyordu. Ben de dedim ki almışken nemlendirici kremim de bitti. Nemlendirici kremi de alayım. İşte yüz temizleme kremi de, jeli de alayım, ne alayım, hadi dedim. Bunu çok övüyorlar, Japonya'nın bir numaralı vücut koruma şeymiş, ürünüymüş, öyle yazıyor burada. Dedim ben de bir deneyeyim. Hada Labo Tokyo. Nelerini aldım? Bu ürünün 3 parça ürünü vardı. Üçünü de aldım. Biri kırışıklık karşıtı jel, şu. Hada Labo yoğun nemlendirici kırışıklık karşıtı jel 50 ml. Kremin ve serumun mükemmel özelliklerini bir araya getiren Hada Labo yoğun nemlendirici kırışıklık karşıtı jel ile çifte bakım yapın. Süper hyaluronik asit sayesinde cildi çok yoğun bir şekilde nemlendirir, doldurur, pürüzsüz kadife, yumuşak bir ten efekti yaratır. Gece gündüz kremi olarak kullanılabilirmiş. Çok az bir miktar alıp gece gündüz temizlenmiş yüze yedireceğiz. Göz bölgesinden kaçınacağız. Evet. Bu ürünün fiyatı 88 lira 98 kuruş. Bence bu faturada bir ayarlama yapılmış. Ben böyle almadım. Aslında telefondan baksam daha iyi olacaktı fiyatlara. Yani sizi yanıltmak istemem. Elimdeki şey de bu. Böyle yazıyor ama mesela kolonya 11 lira yazıyor. Ben 13 mi 14 liraya mı ne aldım kolonyayı. O yüzden biraz bir gariplik var bu elimdeki şeyde. Ama toplam tutar, garip değil. Aynı ödediğim tutar. Belki bir ayarlama yaptılar, bilmiyorum. Of, bakar mısınız? Ay çok tatlı. Gümüş rengi mi bu? Biraz kötü kokuyor. Şu an sürmeyeceğim çünkü yüzümde krem var.
karışmasın. Bunu güzelce temizledikten sonra süreceğim. Şöyle güzelmiş. Hem gece hem gündüz kremi. Ben şöyle yapayım. Bir saniye. Telefonumu alayım. Telefonumdan bakayım. Burada fiyatlar biraz belki de aynıdır. Bir dakika. Şey, bilgisayardan bakacağım. Çünkü evet, fiyatlar orada yazanla burada yazan farklı. Neden öyle bilmiyorum. Ayo, doğru ya. Bir dakika şeye bakayım. Bir dakika. 8.75 mi dedim ben şeye dedim. Buna ne kadar dedim? Şu hadalabolara bakalım. 18 tamam. 9.75. Aa. 105 lira. Evet, 105 liraya almışım. Burada niye öyle yazıyor ya? Allah Allah. Biraz burası karışmış. 105 liraya aldığım şey neyse ben buradan söyleyeyim. Bu karışmış biraz gönderdikleri şey. Allah Allah. Neyse nerede kaldık? Hadalabo Tokyo. Geniş şuraya koyayım şunu. Hadalabo Tokyo. Ay olaylar. Şu yoğun nemlendiricili kırışıklık karşıtı jel 105 liraya aldım ben. Ve güneş kremi esas bu alışverişi yapma sebebim. Ay. Anneciğim bilgisayara dikkat et. Yine aynı markanın güneş kremini aldım. 30 faktör. 30'dan üstünü pek önermiyorlar. Kimyasal çok içerdiği için. Ben de dedim 30'luk alayım. Şöyle. Bu kaçlık? 200'lük. Bu gayet güzel bir ürün bence. Yine az bir miktar böyle vücudumuza emdireceğiz güneşe çıkmadan önce. Güneş losyonu 124 lira 50 kuruş. Ve hadi o serinin diğer ürününü de göstereyim size. Onu bitirelim bence artık. Tabi bulabilirsem. Yani bu güneş kremi bir de şeyi olacak. Ay üstüne mi oturdum yoksa? Ya aşık mıyım? Deli miyim? Divane miyim? Götürmüşüm oraya koyup gelmişim. Her neyse geldim. Yine aynı markanın neyini aldık? Yüz temizleme jelini aldım. Yine hassas ciltler için uygun arındırıcı yüz temizleme jeli ciltte kiri yağı kirleri temizlerken sahip olduğu nemi korur. Hyaluronik asit ile cilt tazelenmiş, ipeksi pürüzsüz sağlıklı görünüme kavuşur diyor. Şunun kıvamına bakacağım. Böyle su gibi falan yazan. Aa, şeyi kapalı. Neyse. Bunu da açtığımda şimdi dökülür falan buralara. Göstereceğim. Ben Nivea veya Garnier kullanıyordum. Dedim artık değiştireyim. Yaş da alıyoruz malum. İyi bir şeyler kullanalım ki cildimize yatırım yapalım. Şu son zamanlarda cildimi beğenmiyorum. Pek önemseyemedim cildimi kendi sağlık sorunlarımdan dolayı. Artık dedim bir ilgileneyim. 78 lira 25 kuruş. Bunun da fiyatı. Şu yara bandı şeffaf suya dayanıklı aloe verasız bant 3 lira. Ve içinde böyle karışık çeşitler var. Bunlar iyi oluyor. Ben bunları genelde mutfak çekmecesinin en üstüne koyuyorum. Genelde kazalar orada olduğu için oramı falan yaparken açıp hemen oradan sarıyoruz. Benri markasının gözlük temizleme mendilini aldım. Bu mendilleri çok seviyorum. Çantaya, arabaya atıyorum. Gerçekten kullanışlı ve pratik oluyor. Plaj çantasının içine atıyorum. Ben normalde gözlük kullanıyorum fakat lensi daha çok sevdiğim için sürekli kontakt lens kullanıyorum. Güneş gözlüklerimde bunlara çok ihtiyacım oluyor. Şöyle aldım, yine arabalara pay edeceğim, çantalarıma ve plaj çantamıza pay edeceğim bu gözlük temizleme mendillerini. Bunun da fiyatı 5 lira 75 kuruş 30 adet varmış içerisinde. Gayet de güzel bence, bunu yıllardır kullanıyorum, çok da memnunum. Ay evet, şimdi Hunter. Bir tane avcı göz kalemi aldım. Bunun adından dolayı ve renginden dolayı aldım. Yeşil rengi severim. Turkuaz rengi severim. Ama bu yeşili de sevdim. O yüzden zeytin yeşili gibi artık bilmiyorum adı öyledir herhalde. Hunter'mış bunun adı. Bugün hazırlıklıyım. Geçen açamadım ya Flormar'ın göz kalemini. Şöyle bakar mısınız? Bunun da fiyatı 6 lira. Şöyle. Ben daha çok... Ay!
Aynasız şeysiz dur. Ben ayna da getirdim ya. Bir dakika. Aynasız şeysiz yapıyorum. Bir dakika şimdi. Ya tabii bir Flor Maria'da daha pahalı markalar gibi kaymıyor yağ gibi. Ama iş görür mü bilmiyorum. Bakayım. Kız boyamıyor ya bu. Ay dur üstüne bir şöyle yanıma süreyim. Bastırmak gerekiyor. Ay hiç sevmem ama neyse daha böyle özenerek yapılabilir. Gitgide çöküyorum yalnız. Rezil. Bir dakika şunu sürüp geleyim ben. Oo. Sürekli bastırmak gerekiyor. Hoş geldin hayatım. Merhaba canım. Bak. Yani. Nasıl oldu? Efendim? Nasıl oldu gözlerin? Çok güzel. Teşekkür ederim. Kolye. Harika. Tamam. Böyle işte. Bu 6 lira. Ama bir dediğim gibi Flormar gibi ya da diğerleri gibi kaymıyor ya. Basa basa iş görür aklım arabanın. Neyse o da tamam. 6 lira. O gösterdiğimmiş. Su koy denilen çocuklara. 8.25. Renkli boncuklu hal hal şu. Bu da 8.25. 16.75. Üzerinde fiyat etiketi var. Orada kaç para yazıyor bilmiyorum. Ben aldığım fiyatları söylüyorum. Kendi hesap şeyini açtım. Çünkü anlamadım o faturalandırma başka mı oluyor artık ya da nasıl oluyor bilemedim. Şöyle. Bunda deniz kabukları var. Gerçek kabuk. Bakar mısınız? İnanamıyorum. Çok güzelmiş. Çok beğendim. Renkli boncuk hal hal dedik. Heh. Şu ürünü çok merak ederek aldım. Benri'nin ıslak havlu. Kişisel hijyen için. Aloe vera özü içerirmiş. Günlük kullanım için çiçeksi hoş bir esinti. Mesela duracak çantanızda, arabanızda. Hani her zaman duş almak mümkün olmuyor. Leş gibi ter kokmaktansa ve kendimizi kötü hissetmektense en azından şöyle şu vücut havlusuyla koltuk altımızı terliyor ya. Ne kadar rolon da sürseniz veya sürmeseniz kokuyoruz. Kokmayalım, temiz kokalım. Şöyle ters çevirip şu özellikle şu eklem yerlerini silersek şöyle çevirelim. Şöyle. Oh hem ferahladım. Oo çok güzel. Hem de güzel, temiz. Yani bir duş almış gibi olmaz ama güzel koktum. Evet bu ürünü çok beğendim gerçekten. 8 lira 25 kuruşu aldım. 80'lisini bir de. 24'lü toka 8.75'miş bu arada. Az önce gösterdiğim size. Hadi bir daha göstereyim. Şu çirkin olan toka. Şu. Oh my god. 19.75. Ben 9.75'i aldım. Bu da üçlü zincir. Ana. Heh. Üçlü zincir hal hal. Bakar mısınız? O kadar güzel ki. Gerçekten çok beğendim. Ve canım bu kolyenin turkuazını aldım. Boncuk kısa kolye. Ay çok balık var. Balık varmış ucunda. Alırken dikkat etmemiştim. 9.75'e aldım. 19.75'ten 9 lira 75 kuruşa düştü. Benim aldığım fiyat o şekil. Ay dur şimdi bunu takayım bize. Anneciğim sen bana mı bakıyorsun acaba? Sorabilir miyim bir tane? Sen bana mı bakıyorsun? Bunların küpeleri de vardı da almadım herhalde kendime güvenip takamam diye. Hal hal ya büyük. Yani öyle çok hal hal büyük küpe takmadığım için güvenemedim. Hani alsam mı, almasam mı? Ay düşüyorum. Bakar mısınız? Ay bu kolyeler gerçekten çok güzelmiş. Takarım artık. Çeşit çeşit. Ve gelelim kıkırdak küpelerine. Benim ilk kıkırdak küpem olacak bu. Daha önce almamıştım hiç. Ya da almış mıydım? Almadım herhalde. İki tane kıkırdak küpe aldım. Biri beyaz taşlı. Ondan başlayalım. 19.75, 9.75'e aldım. Şöyle.
Şöyle. Ay. Bir de böyle topuz küpeleri var. Bence çok iyi. Buraya takamam. Burada benim tragus var. Şuraya deneyeceğim. Böyle mi oluyor? Bakın şöyle. Şu şekil. Vay. Ha, ay pardon ya. Ben kulak memesine takıyorum. Pardon. Bakın şöyle düşünün. Saftirik. Bir de milletim. Aa, benim ama kıkırdağımda küpe var. Neyse. Şöyle sıkılması mı gerekiyor? Şu şekil. Bakar mısınız? Vay. Çok güzel. Şunlar da şöyle. Bunları da takarım. Benim delik bu üst taraf. Oraya alta takmam da. Üstlere takarım. Çok güzelmiş. Diğeri de 9.75 yine. 19.75'ten indi. Bu da kıkırdak küpesi. Set şeklinde. Şu şekil. Renkli taşlı. Ay bir dakika. Dur kız, bunu da buraya takalım. Bu daha bir değişik. Vay vay vay. Bakar mısınız şu? Ay yanlış yerlere taktım. İnşallah doğru yere takıyorumdur. Heh şöyle. Ay çok güzel. Beğendim. Gerçekten beğendim yalnız. Düşmüyor da. Güzel. Evet. Güzelmiş bu küpeler. Ha şöyle daha yukarı. Vay. Güzel. Vallahi ne diyeyim şimdi. Güzel. Bunun da böyle şeyleri var. Küpeleri var. Şunları şuraya koyayım da kaybolmasınlar. Kolonya aldım. Tatlarını diyeceğim. Kokularını merak ettiğim için aldım. Çiçekli, ferahlatıcı. Bir bakalım. 13 liraydı fiyatı. 200'lük. Uygun geldi bana. Kokulu da, o cam şişe. Kokulu kolonya da sevdiğim için. Kolonya genelde seviyorum. Çok iyi. Güzelmiş. Ay, öpülesi eller. Çok güzel. Vallahi çok beğendim. Elimin avuç içimi de öptüm. Mikrop kalmadı. 80 derece çünkü. Alkollü 80 derece kalmaz orada. Bir de mimoza çiçeği aldım. Bunu alırken Volkan Konak kulağıma bu şarkıyı söyledi. Evet, Kuzeynoğlu. Dedim ya bir alayım, şarkısını dinliyoruz. Seviyoruz. Bu mimozaları da bu çay yolunda size açtığında gösteririm. Yürürseniz böyle of, o kadar güzel ki çiçek, mimoza ağaçlarında bu çiçekler. Allah'ım açamadım ya Rabbi. O kadar güzel. Dedim bir de kokusu nasıl? Hani kokmuyor çünkü onlar da. Belki de kokuyordur. Hiç alıp koklamadım da. Sarı yalnız böyle. Bakayım. Dedim kolonyası nasıl acaba? Çiçekli daha güzel. Vallahi ben bir şey anlamadım ama kolonya işte. Öbürü daha mı baskın oldu ya? Bu bildiğin alkol kokuyor. Belki sonradan kokar. Ya da karıştırmak mı gerekiyordu acaba? Bakayım bir daha. Hafif bir koku var. Evet zaten mimoza kokmuyor ki. Çiçeklisi çok güzel. Evet bu da böyle cam şişede 200'lük. Bir daha çiçeklisinden alırım. Ya da almadığım diğer şeyden alırım. Mimoza şarkısı güzel. Ağaçta çiçeği güzel. Kokusu anlayamadım. Aa. Ay sonradan geliyor. Özür dilerim mimoza. Oo, mimoza daha güzel. Yok. Mimoza.
Oo, oturunca daha güzel koktu şimdi. Neyse, mimozanın kokusu da güzel. Az önce söylediklerimi geri alalım. Alabilir miyiz? Evet. Evet, akne ve siyah nokta temizleyici aldım. Çıkarıcı aldım. Bunlar şu şekilde ikili siyah nokta çıkarıcı. Bazen ihtiyacım olduğu için aldım. 14 lira fiyatı. Onu çok üstüne konuşmaya gerek yok. Diş macunum bitmişti. Diş macunu aldım kendime. Bunu çok övmüşler. Himalaya diye. Ben de bundan aldım. Değiştiriyorum sürekli. Aktırıyorum vallahi oraya. Yine ben toplayacağım. Keşke toplamasam. Şöyle ışıltılı beyazlık 23 lira bir tane diş macunu. Ve saçlarımız için denemek için keratin sıvı saç kremi bu kasada 21 liraya geliyordu. Online'da da öyle kasa arkası ürünleri önünüze getiriyorlar. Online alışverişte de. Bir bakalım nasılmış. Hayır ya, sinek geldi yine. Vallahi hiçbir şey onlara etkili değil. Hiçbir şey. Kovucu da alsak. Şey gidiyor terbiyesiz. Kaçmıyor. Bana da çok geliyor. Endere pek gitmiyor da bana çok 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 geliyor. Gerçekten. Kanım tat. Ay bu biraz akmış ama. Ondan zaten bantlamışlar. İyi yapmışlar. Şöyle süreyim de boşuna gitmesin. Evet, şimdi bakalım. Çok güzel kokuyor zaten. Bir karıştıralım, bir sıkalım. Oh. Kaçlık bu? 200'lük 21 lira bence iyi. Tarağımız da var. Ay yumuşacık yaptı. Vay. Yumuşacık oldu. Zaten saçımda vardı. Urban. Bu da üstüne çok güzel oldu. Sabah sürmüştüm. Tazelendi. Güzel oldu. Ve bir tane daha hal 19.75. 9.75'e aldım. Sinek de çıkıyor herhalde. Artık o da çıksın. Ben uğraşamayacağım. O da böyle şey. Eksik kalmasın. Bu da çok güzelmiş yalnız. Bakar mısınız? Ay bu bileklik olarak bile kullanılabilir baktığınızda. Gerçekten. Git. Alışverişim bu kadar. Kutunun dibini gördüm. Yok. Bitti. Bu hal falan da uygun geldi. Geçen çarşıdan bir tane hal aldık. Bir tane öyle ama uyduruk bijuteri bir hal. 25 vardı. 35, 45, 55 diye gidiyordu. Valla ben 25'liğini aldım. Hani ayağım boş kalmasın diye. Halhalı çok seviyorum dediğim gibi. Gümüş veya gümüş halhalım vardı. Koptu. Bu halhallar belli bir süre sonra kopuyorlar. Altın alıp düşürmekten çekinirim. Gümüş de öyle kopuyor, düşüyor. Gerek yok. En azından 9 lira, 10 lira, 20 lira. Hadi 50 lira. İçim acır ama bir altın ve gümüş gibi. Altın gibi acımaz daha doğrusu. Gümüş gerçi ne kadar şu an bilmiyorum da. O yüzden böyle hem de değişik değişik envai çeşit halhalım olmuş oldu. Onları da eklemiş olduğum diş macunu bitmişti. Eklemiş olduğum benim için gayet güzel, keyifli bir alışveriş oldu. Güneş kremimin gelmesi de iyi oldu. Artık memnun kalırsam Pada onunla devam ederim bu yüz yolculuğuma, cilt bakımı, cilt koruma yolculuğuna. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Bu arada reklam değil. Bir arkadaşımız var, sevgili Arzu. Gelip yazıyor reklam reklam diye. Reklam değil, reklam olsa link bırakırım. Ve söylerim de işbirliği diye, reklam diye. Ama bunda saklanacak bir şey yok. Yapanlara da saygı duyuyorum. Yapmayanlara da saygı duyuyorum. Ben yapmayan taraftayım. Reklam değil. Hepsini valla kendi paramla aldım. İhtiyaçtan aldım. Burada hiç ihtiyacım olmayan bir şey yok. Evet, şunları almasaymışım da olurmuş. Ama olsun. Şimdi bir tek bunu da geri göndermem yani. Gerek yok. İade hakkım var ama. Zaten 24 tane toka 8-9 liraya da hani illaki bir şey olması gerekiyordu. Kalem de 6 lira 10 lira ucuz etin yahnisi. Yavan olur. Oldu da valla.
Ama sürülür mü? Sürülür. Evet, bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Şimdi ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bizi yalnız bırakmayın. Hoşça kalın. Bye bye.